Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesine gideceği bilgisini yayınımıza başladığımızda söylemiştik. Şu anda da helikopterinin iniş yapmak üzere olduğunu biliyoruz. Kastamonu hatta inmiş görüntüler canlı olarak geliyor. Kastamonu'nun Abana ilçesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri iniş yaptı. Görüntüler oradan geliyor. Kastamonu biliyorsunuz ki çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Afet bölgesinde çalışmalar hızla başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüyoruz şu an. Devlet kademesinden bakanlar ve yetkililerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanında olacağını bu ziyaret sırasında anlıyoruz. Muhtemelen incelemelerde bulunacak, hasar tespit çalışmaları yapılacak ve cuma namazı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Bozkurt Camii'nde cuma namazını kılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Bozkurt Camii'nde sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Afet bölgesindeki detaylara bakacaktır diye düşünüyoruz. Bizler de tekrar etmiş olalım sizler için. En ağır bilançoda işte zaten Kastamonu'nun bu Bozkurt ilçesinde şu an bildiğimiz 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bozkurt'tan bahsediyoruz. Pek çok kayıp var. Evler, her şey sular altına alınmış durumda. Bozkurt tamamen yerle bir oldu desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sabah saatlerinde bilgisi gelmişti. Afet bölgesine gideceği söylenilmişti. Şu anda da görüntülerimiz Kastamonu'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri Kastamonu'ya, Abana bölgesine iniş yaptı. Demin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da gördük. Farklı bir araç. Evet, şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da şu an görüyoruz. Çalışma arkadaşları, ekip arkadaşları ve korumalar eşliğinde aracına doğru ilerliyor. Selamlayan vatandaşlarımız var yine kendisini. Yanındaki Binali Yıldırım mıydı, tam olarak çıkaramadım arkadaşlar, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan evet şu an aracına doğru ilerliyor sanırız. Bir açıklama mı yapacak? Sanki araçtan biraz ileriye de gitti gibi görünüyor. Biraz daha bekleyelim. Yok, ilerliyor. Çünkü cuma namazı da var. Muhtemelen ona yetişmeye çalışacaktır kendisi. Kastamonu Bozkurt Camii'sinde cuma namazının ardından zaten açıklama yapacağı bilgisi iletilmişti bizlere de. Şu an evet araçlara biniliyor. Bir otobüse geçiliyor. Tahmin ederiz ki zaten açıklama da yine bu otobüsün üzerinde olacaktır. Hatırlatmak gibi olmasın ama Rize ve Artvin'de de o sel bölgesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmişti. Orada da bu otobüsün üzerinde konuşma yapılmıştı. Son bir buçuk ay içerisinde maalesef ki bu manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz değerli izleyenler. Ve hemen bakanlar bölgeye intikal ediyor. Cumhurbaşkanı bölgeye intikal ediyor. Hem çalışmalar kontrol ediliyor, hem son bilanço açıklanıyor, hem de önümüzdeki süreçte sonuçta afet sonrası tekrar yapılaşma için sürecek uzunca bir süre var. Detayları bugün cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Şu an otobüste hareket etti. Cuma namazını kılmak üzere Bozkurt Camii'ne doğru ilerliyor. Namazdan sonra da canlı olarak ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde Kastamonu Bozkurt ilçesindeki yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. 25 kişi Kastamonu'da, 2 kişi Sinop'ta yaşamını yitirdi. 300'den fazla kayıp bilgisi var. Bartın'da bir kişinin kayıp bilgisi vardı ta ilk anlardan itibaren. Pek çok nokta tamamen yıkılmış durumda. Evet, mikrofonu aldı. Murat, Abanalı kardeşim, hoş geldin. Hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle cumanız mübarek olsun. Ve bu sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diye de niyaz ediyorum. Bugün Bozkurt'a geçip cumayı inşallah orada kılacağız. Ve Bozkurtlu kardeşlerimizle hemhal olacağız. Ama Abana'da bu felakette maalesef mağdur oldu. Sizi selamlamadan
geçmeyeyim istedim. Ve şunu çok açık net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. İnşallah. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah, hep söyleriz ya, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin. Öyle Allah, bu millet hiçbir zaman çömelmedi. Yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı, yine yıkılmayacağız. Ve süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanım hep birlikte buradayız. Ve yerinde değerlendirmeyi yapacağız. Ve diğer bölgelerde de yine aynı şekilde bakan arkadaşlarım var. Bartın'da var. Ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Ve buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tekrar cumanız mübarek olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Şartlar ne olursa olsun hemen tüm konumlarıyla milletin yanında olan, milletini yalnız bırakmayan, gece gündüz milletine hizmet için çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz saygıdeğer Abanalı Kastamonlu hemşehrilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, cuma namazını Bozkurt'ta kılacağımız için çok fazla kalamıyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.